Evet sevgili dostlar, Şatengen kanalına hoş geldiniz. Bugün farklı bir konseptle farklı bir yerdeyiz. Bugün Airsoft Pro İstanbul'dayız, poligonda. Burası bir Airsoft poligonu. Yanımızda Turgay Dansık var, Airsoft Pro'nun. Merhaba. Merhaba, işte burası hemen ben istersen hızlıca bir ara gireyim. Evet. Burası Airsoft poligon. Daha önceden Airsoft poligonlara AVM'lerde falan denk geliyorsundur. Zor. Ama orada nedir? Atışı yaparsınız. Belli miktar hedefi düşürdükten sonra hediyenizi alırsınız, gidersiniz. Biz burada ne yapmaya çalışıyoruz? İnsanların ateşli silah öncesine gelip atıcılığı simüle edebileceği bir ortam kurduk. Yani böyle bir şeyimiz var. O hemen isterseniz detay vereyim. Ortadaki dişe hedef sistemi Türkiye'de sadece bizde bulunmakta. Çeşitli zaten poligonlarda karşınıza gelebilecek bütün hedef kağıtlarının hepsi bulunuyor. Bunda daha geliştirilebilir sistemler var. İleride bununla ilgili birçok projemiz var. Burada hemen bizim amacımız ne burada? İnsanlara, özellikle genç insanlara, genç arkadaşlarımıza silah bilincini vermeye çalışıyoruz. Çünkü bizim burada yaş sınırlamamız yok. Yani 18'de 13 yaşına kadar olan gençler yanında velisi olmadan gelip burada atış yapabiliyorlar. Ve bizim gibi silaha gönül vermiş birisi olduğu için de adı nedir? Biz burada gerekli bilgilendirme yapıyoruz. Çünkü televizyondan görüyorlar, buraya geliyorlar. Çok büyük sıkıntılar oluyor. Yani bu bilinci veriyoruz. 13 yaş altındaki arkadaşlar da velisiyle beraber gelebiliyor. İsterseniz hemen birkaç bir deneme yaptıralım. Bir gösterelim. Şimdi elimizde ne var? Bu Glock 17 ölçüsünde bir Airsoft tabancası var. Bunu hemen tanıyalım. Şimdi Melih, sen tabii anlattım, tam görmedin şimdi olayı. Şimdi burada normal şeyimizi alacağız, geçelim. Normal target var. Şimdi burada ne oluyor? 10 tane atış yapıyor. Şimdi gözlük takalım yine de. Senin var zaten. Senin kafanda var. Şimdi hedef sistemimiz, emniyetli. Ancak biz yine de şey takıyoruz, gözlüğümüzü takıyoruz. Çünkü ortadaki sistemin çok güzel bir özelliği var. Vurduğun zaman asla gelmiyor. Şimdi buradaki mesafemiz 7,5 metre. Özellikle bunu ayarladık. Şimdi biz buradaki normal bir airsoft silahların çalışma mantığı, silahların 1/4 performansında çalışıyor. Yani sen burada 7,5 metre çalışma yaptığın zaman nasıl ki bir 25-30 metre çalışıyormuş gibi oluyorsun. Yani sen burada bir ufak tetik hatası yaptığında gözüne geliyor. O yüzden kendini inanılmaz geliştiriyorsun. Şimdi istersen ben hemen bir hızlıca atış yapayım. Gördüğün gibi. Şimdi hızlıca attık. Burada şimdi sistem ne oluyor? Siz atışı yaptığınız zaman bileğinize hafif bir tepme veriyor Airsoft tabancalı. Bu tepmedeki verilen aslında biliyorsunuz atıcılıktaki önemli şey, bir silah patladığı zaman aslında o tepmeyle tepmedeki direnç değil de nişan hattı bozulduğu için tekrardan geri toplama sıkıntısı yaşanıyor genelde. Yani burada o bilek tepmesi olduğu için Melih, sen buraya geldiğin zaman atış yaptığı zaman 90 aldık mesela, yüzlerinden 90 aldık. Ve gerçekten de poligondaki gruplamanızla aynı oluyor. Mesela poligoniste gittim, çünkü birkaç denemesini yaptım. Evet. Gerçekten mesela Airsoft tabancası da götürürüm. Hatta birkaç ürün tanıtımımız var. İşte SAR-9 falan gelecek. Airsoft SAR-9'u gelecek bir iki gün. Sarsılmazın. Onu da alacağız. Orada da zaten biz poligoniste de var. Gerçeğiyle şey ve gruplaması inanılmaz benziyor. Evet. Ya yani istersen bir deneme sen de bir yap bakalım. Ben zaten ateşli poligonunda sen de görmüş orada başarılı ateşli olamadığım için şimdi ilk burada eğitimi almak için buraya geldim. Aynen aynen. Şimdi sen bir ufak bir at bakalım. Neredesin? Bir görelim. Ne rumun ne? Hatta silah tutuşun falan. Ne? Ben biraz alt atıyorum. Aha. Şimdi ben burada de aynı gerçeksin. Bizim zaten gerçek poligonlarda en çok yaşanan sıkıntılardan birisi şu, hani atış yaptıktan sonra öne indirme var. Bak, ufak bir bilek titremesi bile olsa sen sonuçta pompalı. Yani, onlarla çok iyisin. Yani çünkü tüfekle tabanca çok tüfek başka çok bir şey. Başka, farklı. Yani tüfek bambaşka, tabanca bambaşka. Aynen, şimdi sen düşün, ne kadar az bir tepme olsa bile ki silah tepmesine benden daha fazla dirayetlisi. Çünkü 12 kalibreyle falan bayağı yakıyorsun yani. Şimdi burada bile atışı öne indirdim. Evet. Şimdi ben nasıl yapıyorum? Atışımı gördüm. Sen ne yaptın? 82 yaptım. Aynen. Ben 90 yaptım. Şimdi buradaki olay şu. Acele ettim. Biraz yavaş atsam daha düzgün olacak. Sen şimdi bu Airsoft silahıyla ne kadar tekrar yaparsan gerçek poligondaki verimliliği o kadar. Mesela nasıl bir pilot önce bir uçak simülasyonuna giriyor. Bir de yani şu anda biz Türkiye'de
atış simülasyonunu hayata geçirmeye çalışıyoruz. Evet. Yani burada bir aşinalık oluyor. Tabancayı, hı, tutuş, aynen, ondan sonra hakimiyetle ilgili. Yani gerçekten, yani biz tüfek kullanıcıları tabancayı kolay bir şey zannediyor. Küçük, kompakt, hani bir shotgun'a göre kullananlar. Abi shotgun'da omuzluyorsun, hı-hı, omuzundan güç alıyorsun, iki kolundan destek alıyorsun. Yani onda hakimiyet daha fazla. Bu, hı-hı, insana ya küçük ne var deyip, aynen, küçümsüyorlar. Ben de öyleydim, açık söyleyeyim. Yani tabanca kullanıyoruz ama 3-5 atış keyfi böyle. Ama ya, tüfekle sürekli haşır neşiriz. Bir de buradaki en büyük problem şu. Mesela airsoft silahlarımız var. Şimdi tabancada attık. Hani evet, tepme gösterdi. Şimdi tüfeklerde de tepmeli ürünler var ama hani şimdi biliyorsun silah kullanımındaki en büyük hatalar ne zaman yapılıyor? Hedef almaya çalışırken değil, evet, mi? Doğru bakmadığın olur zaman. Evet. Nedir? Doğru bakmadığın zaman sen tepmesi senin için sıkıntı oluyor. Ama evet, sen doğru baktığın zaman hiçbir şekilde tepmede problem olmuyor. Yani aynen, hemen bir tüfek alayım şurada. Şu tüfeği alayım. Örneğin şimdi hemen burada göstermek gerekirse, örneğin bir insan, biz burada en büyük yaşadığımız sıkıntılardan birisi. Örneğin birisi tüfeği verdiğimiz zaman şu noktadan bakıp şurayı yakarken hani şu şekilde geriye doğru yaslanarak bakıyorlar mesela. Evet. Şimdi böyle duruyor. Mesela şöyle koymaya çalışıyorlar. Böyle koyuyorlar. Değişik bir şeyler. Şimdi ne oluyor? Bizim en çok silahlarda en büyük ne yazık ki biz bu işi kontrollü ve bilinçli yapıyoruz. Ama evet, bazı insanlar ne yazık ki bunu bizim gibi bilinçli yapmıyor. Pikniğe gidiyorlar. Gidiyorlar orada ağaca atış yapıyorlar. Aynen öyle. Adam pikniğe gittiğinde koyuyor şöyle bir vuruyor tabanca geriye gidiyor. Yani tüfek geriye gidiyor. Aynen yani öyle. Burada ne oluyor? Çok sıkıntı yaşıyoruz. Gerçekten evet, biz insanlar buraya geldiği zaman yani şuradan bakacağım diye şöyle bakıyorlar ya. Bak şöyle. Evet. Sen düşünsene ben böyle bir 12 kalibreyle attığımı düşün. Hatta 36 kalibrede bile buradan hop aynen, gider yani. Hani buradaki sistem gerçekten şey değil. Hani küçümsenmemesi gereken. Aynen öyle. Özellikle hiçbir şekilde silah tutmadıysanız burada gelip ciddi bir şekilde çalışmalarınızı yapabilirsiniz. Yani aynen, burada öyle, nasıl tutulur, ne yapılır? Örneğin bak bu Airsoft'un KVA'nın öğrettiği bir model. Amerika'da SWAT, işte askeri birlikler bunları eğitimlerde kullanıyor. Gerçekten. Yani ağırlığı ve hatta boyası bile neredeyse aynı. Evet, silah boyası olarak bile aynı. Hatta kısmen şu parça var plastik, yani hareket evet, eden, ısıya maruz kalmayan malzemeleri bile gerçeğe takabiliyorsun. Evet. Yani bu şekilde, yani burada tamamıyla, istersen onu da bir dolduralım, onlara bir deneme atışı yap bir şey. Ya tüfekte en önemli şey kişiselleştirilebilir olması, kendine göre tabii, tabii, ayarlaman gerekiyor. Yani aynen, ben bunu senden aldım. Hı hı. Senin dipçik böyleydi. Yani aynı şekilde ya atmak o, değil. Ya onu atarsın. Fark etmez. O tamamıyla senin şey, alakanla şey. Ama yani buradaki önemli olan sen doğru bakış attığını yakalama. Bak şimdi. Güzel. Şimdi sen burada niye aldın? Doğru bakış attın aldın. Evet. Şimdi sen işi bildiğin için burada senin işin kolay. Senin uzmanlık alındı şu anda. Hani öyle olduğu için ben bir şey diyemiyorum ama İstersen biraz daha şarjörü doldurayım. Sana bir tane hedef sistemini açacağım. İstersen burada da ufak bir kapışma yapalım senle. Çünkü bunun turnuvasını yapacağız yakında. Haberin olsun. Evet, daha gerçekten hani çok keyifli. Keyifli ve çok rahatlatıyor. İnsanın evet, o atıcılık yönünü geliştiriyor. Şöyle IPCG'yi biliyorsun zaten. Evet. International Practical Shooting Confederation diye geçiyor. Evet. Buradaki olayda 20 tane hedef var. 4 aşamada çıkıyor. Sen orada onları vurarak en kısa sürede en az ıskayla bitirmeyi hedefliyorsun, tamam mı? Evet. Şimdi istersen hemen başlatalım. Şöyle. Bu şekilde abi. Evet. Çok şimdi biraz gerçekten daha salladım, biraz daha hani şey yapmayalım diye. Evet. Şimdi ne oldu? Evet. 20 hedefi 16 saniyede vurduk. 7, evet, 7 tane ıskamız oldu. Bunu şu anda hani ne kadar da 9 saniye kadar düşürdük biz bu arada. Oo. Hatta bizim müşterimizde bayağı 9,5 saniyeye kadar düşürenler var. Evet. Hani dediğim gibi turnuvası olacağı için insanlar gayet şey yapıyorlar. Yükleniyorlar. Gerçekten de güzel, keyifli. Ya şey hem var, çok fazla risk yok. Bir artık de şey yapıyor. Hani mesela bu farkında olmadan her atışta beynin fotoğraf çekiyor senin. O fotoğrafla doğru zaman tetiğe basma zamanını bile ayarlayabiliyorsun. Evet. Tamam, şimdi hazırsan başlatıyorum beni. Bak ben 16 saniyede 7 ıskayla bitirdim, tamam mı? Oldu. Hazır, hazır mısın? Dur, başla işaretle. At.
Ben de açtım. Güzel güzel. Devam. Bayağı güzel. Evet, bayağı sonra geldik yani. Yani 32 evet. saniyede 15 iskele bitirdim. Ama şimdi tabii ben bunu devamlı yaptığım evet, için. Evet. Ya buradaki sen şeyi gördün mü? Hani mesela atıyorsun ya böyle. Hani evet. Ben misal artık o kadar oturuyor ki mesela nişanlıken. Tetik basma şeyi yok. Evet. Hani beyin başardığın tak atıyor. Hani onu tekrar... Bir de güzel noktası... Nereye attığını görebiliyorsun orada. Ona aynen. göre nişan hattını ya düzeltiyorsun. Bu da senin beyninde buradaki bir... misal en çok sıkıntı yaşadığımız zaten önceden bu hedef sistemimiz yokken insan şimdi bizde herkeste şunlar biliyorsun alet yani evet. aracı. Sen ne kadar iyi, sen o kadar iyi. Anladın evet. mı abi? Ya adam öyle. Alıyor, vuramıyor. Diyor sonra göz şey yapıyor. Hemen silah bozuk diyor. Ya arkadaş öyle değil. Aynen. Senin hatan mesela tetiğe basma hatası şu mesela bu ekran evet. bizi çok rahatlattı. Aynen burada görüyorsun ne tarafa düştüğünü ona göre tabii ya, nişan attığını şimdi adama diyor orada gösteriyorsun şu kadar mesela şu iki parmak kanalında bir şey vurmaya çalışıyor aslında evet. şu hedeflerde. Oradaki sola ve sağa kaymasını görünce adam diyor ha tamam bende hata evet, hata yani kendine. Hakikaten bir de özellikle 7 metre olması ve airsoft silahların çalışma mekaniğine göre çok şey yani geliştirici. Örneğin biz bir deneme yaptık onun da videosu YouTube kanalımıza yayınlanacak işte editliyor şu anda. Biz burada bir yılda bir çocuğu, hiç atış yapmamış bir çocuğu aldım. Sadece 20 tane mini atış yapmış. Çocuğu aldım, bir yılda bu yetiştirdik. Geçen de poligoniste gittik, atış yaptık. Adamın atışları çok iyiydi. Hatta orada da bir kapışma yaptık adamla. Bildiğin şey yani 25 metrede yendim adamı. Ya 10 metreye kadar adam bayağı sağlamdı yani. Var ya yani az kalsın hani boynuz kulağa geçti olayı var ya bayağı şey yapıyor. Yani bu şey değil hani aman boncuk atan silah olarak veyahut da işte ya attık ne hediye alıyoruz gibi görünmeyecek bir aynen öyle. Yani bunu daha da geliştireceğiz Melih'ciğim. Tamam mı? Yani şey yapacağız. Sağlam bir duruma getireceğiz. Yani, mesela o M4A1 direkt bu. Yani gerçek silahdan. Farkı yok. Mesela, nişangahları. İşte Airsoft'un da en güzelliğine sen şimdi mesela poligona gittiğinde böyle bir silahı eline alma şansın evet, olmuyor. Hani ne yazık ki. Yani şeylerde örneğin birçok ürünün replikaları var. Tabancalarda inanılmaz çeşitlilik var. Ve dediğin gibi her zaman için ekonomik bir de. Evet. Yani sen burada normal bir poligona göre harcayan paranın onda birini harcayarak kendini geliştiriyorsun. Aynen. Burada hem pratik oluyor, hem alışkanlık, hem el alışkanlığı, hem göz alışkanlığı, tüfeğe aşinalık. Yani birebir nişangahları aynı. Ha, bir tepme olarak hani şey yok. Nişan yani, hattında bozulma olmuyor. Şimdi, ve şu Melih sen benden çok tüfek atış yaptın eminim ama senin için tepme o kadar çok büyük bir sıkıntı oluyor mu atışlarda? Yok. Yani hani böyle bir yani sonra... zaten bir süre sonra aslında atıcının en çok hani herkesin aklında şu takılıyor. Tepme çok problem diyor. Diyor. Bir zaman sonra insan buna alışıyor. Nişan hattını zaten vücut otomatik olarak düzeltiyor geri. Sen doğru bakarsan evet. her türlü sorun çözülüyor zaten. Aynen, doğru öyle. Bakman önemli olan. Bu biraz şeyle, antrenmanla, alışkanlıkla. Çünkü atış yaptıkça hani tabancada da öyle. Nasıl hı-hı. kas hafızası dediğiniz şey. Diğer shotgunlarda da aynı şekilde kas hı-hı. hafızası oluşuyor. Omuzladın tüfeği, hani nişan attın, baktın, hı-hı. yüzledin, atış yapabiliyorsun. Hı-hı. Kullandığın tüfeğe göre. Hı-hı. Hani nişangahına göre, şeye göre. Bu zamanla zaten oturuyor. Son bir şey daha göstermek istiyorum sana. Bir de tabanca. Şimdi seni biraz daha eğlenceli bir yere getireceğim. Tabancalı. IPCG1 bunların da yakında yani yarışmaları falan da olacak evet. ama bu pandemi yüzünden biraz erteledik. Yine bir gözlük tak istersen. Bunda da yine süre bazlı. Yine iki hedef var burada. Şimdi iki tane vuruyorsun. Arkadakini vuruyorsun. Sonra şu... Aynen. IPCG1. Yani bayağı simülasyonu. Yani evet. burada nedir? En azından şeyi çalışıyorsun. Şimdi seni evet. bir görelim Melih. Bakalım ben 10 saniyede bitireyim 500 kayla. Bu arada bunu bizim müşterimizden birisi kaç saniye bitirdi? 4 saniyede, 5 saniyede bitirdi. Yani öyle dinlerdi. Yani şöyle alışkanlık yani. Siz yani, devamlı bu... Tabii biz yani yaptığımız için... replika oyuncaklarla devamlı atış yaptığınız için... Hı-hı. Hani yok şey abi olarak... şimdi lütfen burada yarışma şimdi sana üstünlük yapmıyorum abi Allah'ın sen. Ben çirkeflik yapıyorum. Şimdi gelecek böyle al sana pompalı bana bir koyacak. Zaten geçen senenin 308'i attık ya orada benim aklım aldı. Evet yani. Tamam o zaman başlatalım. Evet. Yani hiç aceleye gerek yok. Evet. Maksat eğlenmek tamam mı? Aynen. Şu şekilde. Ya
Adamı vurdun. Gene vurduk. Evet. Güzel. Harika. Hadi. Bak haydi. Gerçekten o bizim ufaklığımız, o 11. Zaten var 10'da 11 sıkıntı yok. Ya buradaki olay tamamen tekrar. Evet, evet. Pratik ya. Yaptıkça hem süre azalacak, hem hızlanacaksın, hem gerçekten nişan alırken özellikle nasıl bir hata yaptım ben kendim de burada çok rahat görebiliyorum. Ya zaten hatanı görürsün. Evet, mesela tetik hatası. Çok görmek için. Ama bunu çok iyi dengede yapmamalı. Ben evet. Mesela burada bir hata yaptım. Çok buraya mesela 8-9 ay bir atış orucu yaptım. Hani gerçekten Airsoft'un denemesi yapıyoruz yani. Anladın mı? Evet. Sadece bunlarla kesinlikle tetik çalışmıyorsun abi. Anladın mı? Evet. Tetiği ne yazık ki farklı. O yüzden şu anda benim sola ya da sağa çekmem oluyor gerçek ateşte. Ama evet. Hiçbir şekilde ne yukarı aşağı atan var hiçbir şey yok. Sadece evet. Sola sağa tetiğe basma atan var. O kadar. O da zaten bir poligonda düzgünce çalışırsak aynen, gidecek. Aynen ateşli silahlarla pratiğini yaparak sağlamak yani bununla çalışıyorsun öbür tarafta sağlaması aynen. Gibi. Gerçekten çok güzel bir poligon ben de bu nasıl keyif aldım? Valla ben çok keyif aldım. Hatta bütün böyle akşama kadar dükkan, burada vakit geçirebilirim yani. Yani. Şuraya oturup çay kahve içerken. Aynen. Ya işte insanların silahla tanışması için güzel evet. Bir ortam yaratmaya çalışıyoruz. Bir de yaş sınırlaması olmaması güzel yani bizim ülkemizde hani gençlere, çocuklara böyle ateşli silah öcüymüş gibi gösteriliyor. Yani ben açık söyleyeyim benim evimde yani pek çok silahım var. Benim eşim de kızıyor. Küçük bir oğlum var. Benle şey yaparken böyle geliyor, meraklı, oynuyor. Hani eline alıyor, şey yapıyor. Hanım kızıyor ama ya bunlar öcü değil yani. Ona göstermek ya, bilinçli lazım. Bilinçli yapıldığı evet. Sürece hiçbir problem yok. Çocuklara bunu bir öcü gibi değil de şey olarak göstermek lazım. Hani tehlikeli ama veli gözetiminde hani bunların ne kadar zararı olduğu gibi yararı olduğunu tabii, da göstermek çok lazım. Çok şükür ama Melih çok bilinçli veliler var. Buraya evet. Düzenli olarak çocuklarını getiriyor. Çocuğun o hevesini kırmıyorlar. Ve burada da bilinçli bir şekilde görüyorlar. Ve birçok da ufak mesela bizde normal poligonda çok böyle sıkıntılı olacak kaza. Burada hiçbir sıkıntı olmuyor. Yani birkaç kişi tavanı vurdu böyle falan olanlar oldu böyle. Ama yani ama dediğim gibi ne oluyor insan? Aa diyor sıkıntı evet. Değil. Ve biz çok şükür bir kazamız olmadı şu zamana kadar ama elim çok dikkatli oluruz. Evet. Var mı başka merak ettiğin bir şey? Yani dediğim gibi televizyonlarda çocuklar zaten ateşli silahları şey gibi görüyorlar yani. Ya abi şey var yere... Zaten bizim sıkıntımız da bu. Biz çünkü biraz hani normal ateşli poligonlar gibi değiliz. Yani biz daha çok gençler ve filmlerdeki evet. Gibi. Yani mesela o gangsta sıkışı, aynen. Yok şöyle atışı, bu atışı. Böyle. Ya adam böyle hani. Dam. Yani şu Behzatçı'ya tutuşu diyorum ben. Şöyle ha, evet. Yüksekten tutma. Ya hayır yani yanlış görüyorlar, vuramıyorlar. Mesela adam vuramıyor. Mesela biz burada özellikle ödül vermiyoruz. Evet. Ödül versek diyeceğiz ki adamca ki sen ödül vermem için silahları bozuyorsun. Aynen diyecekler. Öyle. Biz yani de... Ona da girmiyoruz. Evet. Anladınız mı? Hani? En güzeli yani. Bence. Yani ama dediğim gibi umarım beğenmişsiniz mekanı. Çok güzel. Zaten İstanbul'a geldiğinde kesin yine bekliyoruz seni. İnşallah ya. Yani... Valla biz böyle bir gezmeye geldik. Seni de ziyaret etmek istedik. Çok teşekkürler geldiğin gerçekten için. Gerçekten çok başarılı olmuş arkadaşlar. Biz şöyle yukarı kartlara buranın Airsoft Pro'nun YouTube kanalını koyarız. Orada yaptığı çalışmaları, diğer böyle yarışma tarzı şeyleri oradan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Biz önce... de borçlandık zaten. Artık sen buraya kadar geldin. Benim de en kısa sürede senin yanına gelmem lazım. Her zaman bekleriz. Yani biz de açık hava poligonunda her zaman bekleriz. Yok geleceğim zaten yani aklımda. İnşallah. Şu işi zaten oturttuk artık evet. Dışarıya geleceğiz artık. Gerçekten güzel bir yer olmuş. Hani böyle şeylere merakınız varsa arkadaşlar buraya gelip burada enerjinizi boşaltabilir, keyifli vakit geçirebilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.